Çok ciddi kilo verdim de o beni kansız yaptı yani. Kaç kilo verdin? 65. Sarkma olmadı mı? Sarkma biraz oldu. Ama ağır yaşamlardaki gibi. Ya mesela hani belgeseller... Böyle, benim bir midem çıktı. Küçük çocukla olmuş gibi böyle tutuyordu kadalemi. İnce uzun bir şey mi? 4 tane delik açıyor. Maçta deliklerden bir gaz veriyor. Şişiyor bir gaz. Yani yemek yeme olayını hayatınızdan çıkarın dostlar. Ben seni bir şey söyleyeceğim sandım. Panik halinde geldim. Panik halindeyim, çok üşümüştüm. Taksi buldum, çok şaşırdım bulduğuma. Mümkünatı kalmadı taksi bulmanın. Gerçekten diyorum yani. Şu an taksi bulmak lüks. Hani otobüs gelince sevinirsin ya durakta. Taksi bulunca öyle oluyorsun ya. Aynen. Herhangi bir araç arıyorum, beni o tarafa atabilecek martı kovalıyorum aynı zamanda. Martı yok. Çok mu soğuk dışarısı? Ya ben çok ciddi kilo verdim de o beni kansız yaptı yani. Ha. Kaç kilo verdin? 65. Ne diyorsun? Midem ameliyatı oldu ona. Midem ameliyatı mı oldu? Aynen. Daha mı eski yani? Sarkma olmadı mı? He? Sarkma biraz oldu. Ama çok olmadı yani, ben beklediğim kadar olmadı. Ben de sigarayı bıraktım. Ha. 4 ay oldu. Girtek ondan mı? Ara ara canım çekiyor işte. Ara ara kabuk çevirdiği biliyorum. Eyvallah. Bantla bırakmıştı. Bantla bıraktım şimdi. Bandını biliyor musun? Biliyorum. Onunla bırakmıştı. Şimdi ara ara vuruyor işte. Canın çekiyor çok ara ara. Ama kurtardım kendimi çok. Böyle bir adam. Şimdi ben de kilo alıyorum. Abi bu ne ya? Böyle halime bak benim şu anda. İşte saçım maçım da. Benim hiçbir şeyim kalmadı yani. Sen çok kiloluyormuşsun ama. Çok kilo, 130 kilo. Şu an kaç kilosun? 65. Vay be. Boy kaç? 1.80 yok işte, 1.78 falan. Ne kadar sürede zayıfladın böyle? Ben 5 ayda verdim valla. Ameliyattan sonra 5 ayda 65 kilo. Evet. Yani 5 ayda 45 diyeyim. Ondan sonra da 15 ince ince uzadı gitti. Hiç sarkma olmadı mı? Oldu oldu. Ama şu an var mı kollarını falan sarkma? İşte o kadar hani o ağır yaşamlardaki gibi. Ya mesela hani belgesellerde izliyoruz falan. İşte o ağır yaşamlarda değil mi? O değil yani. Öyle değil. İnce hani birazcık yaşta 40 yaşındaki manita kolu gibi düşün yani. Hiç gösterme imkanı var mı? Ben de çünkü... Nasıl göstereyim ki yani? Ben de bırakmayı düşünüyorum kiloyu. Sende ama bir şey yok. Zayıflamayı düşünüyorum ama zayıflayamıyorum da belki ileride bunu yapabilirim yani. Bak böyle bu kadar sarkma yani. Öyle çok bir şey sarkmıyor. Senden bir şey isteyen yapar mısın? Nedir? Şu benim kameram. Ben YouTube'da içerik üreteyim. Bu konuyla alakalı içerik üretsek birkaç nasıl? Soru sorsam cevap verir misin? Hadi sor. Önce kolunu bir göstersene bu kadar. Ya çok bir şey değil ki abi, bu kadar bende de var ya. Ya işte. Bir adam vardı yani. Vardı. Üstüm başım çok giyinik, o kadar gösteremem. Ya adamlar bir kişi yapıyor, bu kadar buraya kadar sallanıyor böyle. Abi o kadar ya, öyle. O kadar bende de vardı. Ya. Gerçi bende bu da yok da. Ayakta mı ameliyat oldu? Hayır. Uyutuyor mu? Uyutuyor. Nasıl uyutmayacak? Mideyi ben... kesiyorlar mı peki? Küçültme derken yani yoksa... %80'ini alıyor birader. Harbi delikanlı gibi. Benim bir midem çıktı. Bak çok ciddi söylüyorum, bana bu kadar. Burandan burana geliyor yani. Küçük çocukla olmuş gibi böyle tutuyordu kadın elini. Onun fotoğrafı vardı, onu bulamadım. İnce uzun bir şey mi? Ya öyle bir tarif ettin ya, burandan bu kadar. Oğlum bak böyle diyorum sana. Bak böyle mide işte. Buranın hepsi midemiş böyle. Ha. Ama işte çok aldılar, çok az yiyebiliyorsun falan, çok ağrı yapıyor yani, sence yapıyor. Çok mu hissediyorsun kendini? Az mı yiyip doyuyordun? 4-5 lokma, 5 lokma yemiyorum üst üste. 3 lokma yedim mi tamamım yani. Aynen. Doyuyordun ya. Aynen. Doyuyorum, hala doyuyorum yani. Onunla ama mesela 5 lokma yersem böyle çok gaz sıkışması gibi oluyor. Midende böyle nasıl söyleyeyim? Gazın olur çıkaramazsın, ağrı yapar ya. Tamam, o kadar işte. Ufaltıyor ama. %80 ne demek abi? Ama sonradan tekrar büyüyebiliyor. Büyüyebiliyordu, büyüyor. Hatta birçok kişi kilo alıyormuş da ben daha 2,5 sene oldu. Ben almam diye düşünüyorum yani. Sence artık temel oturmuş senin. Aynen aynen. Ben yani normalde muhtemelen senin geninde var mı yani ailede kilo? Annem de oldu mide ameliyatı. Hmm. Ya öyle ama çok şişman bir kadın değildi. Annem de 90 kiloydu yani. Ama boyu 70 falan. Etkileri ne peki, neler oldu süreçte? Neler oldu var ya, neler olmadı ki. Yani ameliyat çok... oldun. Ameliyat dikiş falan alma olayı var mı orada? Ha, kapalı ameliyat bu. Yarıp da yapmıyorlar. 4 tane böyle endoskopi delik. Endoskopiyle mi? Ha, buralardan. Aynen. Hayır, 4 tane delik açıyor. Ondan sonra senin midene o açtığı deliklerden bir gaz veriyor. Şişiyor miden. Onun içinde dışarıdan yapıyor ameliyat aslında. İçinde sadece borular sokarak yapıyor yani. Sen oradan uyuyordun ama o arada. Tabii. Ameliyattan narkoz. Sonra çok ağrı çektin mi? Ağrı, acı, sancı. Çektim. İlk 3-4 gün harbi o midenin çıktığı yer, şimdi nokta kadar, şöyle bu parmağın gireceği kadar bir delik. Mideme böyle esnek dalga ya, bunu çektim, buradan çıkartıyorlarmış, öyleymiş yani. Hepsi okey kapandı ama buradaki, yani bu mideyi buradan çıkartıyorlar, kestikleri mideyi. Aa.
Onun çıkarttıkları yer biraz daha geniş oluyor. Onun dikişi bende böyle bir ödem yaptı falan böyle. Burada açık yara var yani. Açık yara değil işte ya. Böyle yani açık ya. İlk başta açık yara tabii sonra kapandı yani. Dikiş attılar oraya dışarıdan. Aynen. Ama 3-4 dikişi de halledecek kadar ufak yani. Çok zor bu yani. Ağrı acı yapıyor ilk 3-4 gün. O mideyi peki patoloji oluyor mu? Yok ya öyle bir şeyim yok ki. Sen özelde olmuşsun bu tamam. Zaten devlet özel yapmaz mi? Herhalde bu. Yapanlar var ama devlette sıra bekliyorsun. Bayağı şey gibi. Bir de muhtemelen işte HTMT girersin herhalde. Tabii işte boy kilo endeksin bir miktarın üstünde. Benim gerçi üstünde çıkıyordu da benim yaşım genç diye bana yapmazlar diye tribe girdim. Bu ameliyat olmak isteyenler için mesela şimdi adam diyelim ki bu ameliyat olmak istiyor ama yaşı genç gibi böyle standartları var mı? Yani nereye göre yapıyor bunu? Ya işte özelde gidersen parayı veren düdüğü çalıyor diye. Ama ne kadar verdin? Ben düşük verdim ya. Ben o zamanın parasıyla 20 mi verdim? 17 o civar bir şeydi yani. Memnun musun? Ben çok memnunum ama yani benim diyenin olamayacağını düşünüyorum. Yani yemek yeme olayını hayatınızdan çıkarın dostlar yani gerçekten. Şimdi sen günde kaç öğün yemek yiyorsun? Yine yiyorum bak. 3-4 öğün yiyorum. Artık alıştın. Alıştım ama az yiyorum yani. Bir öğünü yeme sürem 2 saate çıktı yani. O biraz yoruyor. Hızlı yiyemiyorsun. 3-4 lokma alıyorum. Biraz bekliyorum bir 10 dakika, 15 dakika onu sindiriyorum yani. 2-3 lokma da alıyorum, doyuyorum zaten onu. Başka hastalıklara yol açmıyor mu bu durum peki? Yok vallahi bütün bende olası potansiyel kolesterolü, şekeri ne var ne yok Allah ne verse hepsini engelledi yani. Kilo en büyük düşman onunla. Sağlık açısından çok iyi. Psikolojik yani psikolojik de demeyeyim de nasıl diyeyim işte. Yemek yemiyorsun abi yani. Zevkle yemek yeme dalgası yani iştah, bitti yani. Yok, yok bitti yani. Yok yani. Şey çok diyorum ulan bir günlük tatil olsa hani mide ameliyatından. O gün ben iyi bir yesem falan ama yok yani zor. 2-3 sene sonra belki tam açılırsa bilmiyorum. Ama açılmasın vallahi açılırsa geri başlarım. Senin alkol falan var mı peki? Var. Ellerinden öper. Aramız iyi. Senin bahsedeceğin bir şey var mı peki? Yani bu ameliyat olmak isteyenler için yani tavsiye edeceğin bir durum var mı? İşte diyorum yani yemek yemeyi bir zevk halinden çıkaracaklar. Yani onu hani ben onu olayım zayıflıktan sonra yine rahat rahat yerim mevzusu kesinlikle yok. Taklayı çekersiniz vallahi yani. Ameliyattan önce peki bilmeleri gereken bir şey yok mu? Diyelim ki ameliyata girecekler 2-3 gün sonra. Ne yapsınlar yani o adamlar? Yani ameliyattan sonra ne kadar kalacak mesela? Ben 4 gün yattım sonra? Öyle çok bir şey sürmüyor. Ya tribe giriyorsun ağrı gaz sancısı oluyor onlar var. Midede mi oluyor gaz sancısı? Midede. Benim omzuma kadar çıktı oluyordu bu arada. Ben yani çok gazı çektim. Atamıyor musun? Anal yolla. Ben atamadım yani. Normalde atılıyor ama değil mi? Atılıyor yani. Annemde falan öyle çok sıkıntı çıkmadı. Ben bu arada burada ineceğim. Ha, mide şişirdikleri için gaz oluyor o da. Aynen. Öyle mi? Aynen. Ondan sonra onu atıyorsun yavaş yavaş. Yani. İlginç bir... Vallahi bence de ilginç ama şu güzeldi yani. Abi çıkıyor. Belki ilerleyen süreçte ben de belki bu ameliyat olur. Hayır. Olma ya. Şu an abi şu ya şu an için değil ya. Ben sigara bırakmaya odaklandım ben şimdi. Kiloyu çok umursamıyorum. Yani iyisini yapmışsın. O da zarar. Bir sene sonra da zayıflamaya odaklanırım. Eğer olur da zayıflayamazsam o zaman şey düşünürüm işte bir de ameliyat. Yani bence çok düşünme bu kiloda. Ya şu an için değil zaten ya. Şu an 90, ya 87 falan. Ya kardeşim Allah aşkına delirme ya. Şu an için değil zaten. Eğer bu kilo artışı devam ederse o zaman olabilir yani. İyi peki. Kendine bak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hangi kanal bu? Taksici Ali K. Tamam. Mide ameliyatı geçirmiş bir arkadaşı konuk ettik. Güzel bir konu. Ama zamanımız kısa olduğu için çok fazla konuşamadık arkadaşlar. Çeşit çeşit konularla karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız bana destek olmanız lazım ki ben karşınıza farklı farklı konularla çıkayım. Google'a ya da YouTube'a bir şey arattığınız zaman direkt ben çıkabileyim. O yüzden abone olup like atarak ücretsiz bir şekilde destek olma imkanınız varken beni bunlardan mahrum bırakmayın abi ya. Bırakmayın abi. Zaten yolun ortasında sıkışıp kalmışız. Hoşçakalın dostçakalın ya.